Biraz da şey tabii, bu çift terapisi de zamanınızı alıyor galiba, tabii. Değil mi? O da var. Siz şimdi böyle şey, yani yurt dışı falan filan turneleri falan da var galiba. Ya oyun çok güzel oldu ya. Vallahi ben bayıldım. Ben geldim. Tebrik ediyorum. Sen bir de ilkine geldin canlı şahane. Ben gerçekten yani ben ikinizi de çok seviyorum yani. Seni biraz daha az ama yani ama çok sevdiğimden hiç şüphe yok. Şimdi senin sahnede zaten sen bu işin bu işi çok iyi yapanlardan birisin. Ama Berfu ile ilgili endişeliydim. Yani, ben de. Evet, vallahi endişeliydim ama sahnede öyle. Yani çok birbirinizi çok tamamlıyorsunuz. Zaten bana da gerek kalmadı. Şu anda kapalı gişe oynuyorsunuz. Evet, evet ya. O nereden çıktı? Onun fikri nereden çıktı? Senden çıkmıştır kesin böyle bir şey yapamam. Tabii Eser'in öyle kalkıp da yapalım bir şey deme ihtimali var. Ya birazcık şey yani hani ikimiz de çok tutulduğumuz ve çok hani enerjimizin uyduğu bir dönem olduğu için hani hep bu kadar uymuyoruz birbirimize. O dönemi de dedik ki hani bir üretime çevirmek faydalı olacak. Yani durup dururken evde 3-5 story atalım da keyfimize bakalım gibi değil de hani gerçekten üretebilir olduğumuz bir zamanda neden bu bir ürün çıkmasın ortaya? Ve ne şekilde bir ürün çıkartabiliriz? İşte dizimi yapsak, sahneye mi çıksak? Acaba gerçekten sahnede tiyatro oyunu gibi bir şey mi yapsak? Yoksa ikimiz de anlatıyoruz. Biraz stand-up vari bir şey mi yapsak? Ben hiç sahneye çıkmadım hayatım boyunca. O nasıl olacak falan. Onu bir anlama evresi oldu. Sonra anlama evresinden sonra birkaç 3-5 üstüne yazılır, çizilir şeyler yaptıktan sonra hani bize en uygun şeyi bu hale getirdik. Hiç yani. Gelmeyenler için çift terapisini anlatsana bize biraz ne var içinde, ne oluyor diye. İçinde şöyle şeyler oluyor gibi anlatabilirim herhalde. Yani herkesin bekar da olan, sen mesela bekar geldin yani, bekar da olan, sevgilisi de olan, evli de olan, evli olup boşanmış da olan bütün insanların her hayatın her zamanında yaşadığı aslında ilişkiye dair böyle minik minik tatlı şakalar, komiklikler, tatlışlıklar diyebilirim. Ya gerçekten ama oradaki mizah başka bir mizah yani, oturup yazılmış, üstüne konuşulmuş, çalışılmış bir şey. Yani o anda öyle aklına geliyor da yapılıyor gibi değil. Sahiden hani öyle doğru yerlere öyle güzel şekilde yerleştirmişsiniz ki ben bayıldım. Benim size de söyleyeyim, son dönemde seyrettiğim, sahnede seyrettiğim en çok güldüğüm şeydi. Ay, o. Ay çok seviniyorum. Ya biraz daha aslında anlattığı gibi tatlışlıklar, mütevazilik yapıyor şu an Berfu. Mütevazi başladık yani özellikle komedi festivalinde ilk çıktığımızda. Sonra sahnede, şimdi Berfu'nun kamera karşısındaki enerjisi sahnede nasıl olacağı ikimiz de merak ediyorduk. Evet. Çünkü kamera da çok iyiydi. Hiç bir de önden şey falan demo bir şey yapmadınız değil mi? Hiç. Sıfır. İlk oyuna direkt sahneye çıktı. Şimdi hiç oynamadım daha önce. Bir tık heyecan var mıydı ilk başladığında? Kusmuştum çıkmadan önce gerçekten hala yani. Hala var bu arada. Ve yani, bu arada ben hala çok neden sürekli kusuyorsun bir de bir kusma sana. Gerçekten niye böyle oluyor? Dursan artık sen de yani. Ama hep sana denk geliyor canlı canım. Ben ama bir tiksindim senden yeter artık. Devamlı kusar mısın ya? Abi böyle bir şey yok. Bizi Bolca'da davet edip zehirledin. Ondan sonra niye kusuyorsunuz diyor. Niye yani. Sizi zehirleyeyim? Sen kafama güzel abi. Dağcı'ya da davet etti. Bizi zehirledin diyor sanki. Şey attım önümüze yani. Diye fare zehir attım sanki önümüze. Yarı öyle bir şey yaptı. Sizden sonra ben de zehirlendim kardeşim ben. Sanki sizi mi zehirledim yani? Tamam işte ama sen de zehirleneceğim bir şeyler neden yediriyorsun bize? Arkadaşım ben... Hayda. Bak sen burası çok güzel çok güzel diye bizi götürdün orada zehirlendik biz. Evet. Hiç, ya orası iyi balıkçıdır hiç orası. Hayır hayır balıkçı öteki değil. Yerden balıkçı sen orada deniz bölgesine taktın kafayı. Hayır hayır önceki ya. Bak önceki ilk o anlamsız yüzümüze pide fırlattıkları bir... Sahilde ya. Evet su, buz. Ya, evet, ya, oradaki o, buzdan herkes buz. Eğilir. Ama evet, evet o buz tabii bir de birçok yere dağılmış. O başka yerlere gidenler de. Çünkü ada olduğu için adaya bir tane toptancıdan buz geliyor. O buz ne? O da birçok yere dağılıyor. Dağılan yerlerden maalesef ne? Bizler de içtiğimiz o kadar eğlendiniz ettiniz şimdi eşlik etmeye geldik. Biz gelince mi o buz evet, şeyi evet, denk geldi ya? Evet çok acayipti ya. Çok, biraz zordu çok evet. Ama ben vallahi ben zehirlemedim ya. Böyle bir saçma bir laf duymadım hayatımda. Adaya çağırdım bizi zehirledin dedi adam ya. Yine geleceğiz mi sene? Bu sene yarım kaldı. Bu sene şey yapacağız. Sen bir şey yemeden önden şey de olur ya sarayda padişahlara yiyecekleri şeyleri başkaları yiyecek. Çeşnici başı. Bir saat sonra sen yersin. İyi diyeceğiz geliyoruz biz deyip ondan sonra ama geleceğiz. Ama senin yiyeceğin şeyi de kardeş ne yapabilirim yani? Çeşnici başına yedirsek öyle bir şey yok. Mümkün değil yani. Çok yiyorum ama getirmeye çalışıyoruz şu an. Geldi galiba. Çalışıyorum bence geldi o şu an. Böyle bir şeye gerek yok. Oradaki buzdan zehirlendik. Çok yemekten değil. Ama yani kötüydü. Oradaki bütün sahneye çıkış heyecanı bizim oyunu dinamik tutan şey de o. Yani şu an evet. Her oyuna çıkmadan önce Berfu diyor ki neden böyle bir şey yaptık diyor. Dedim sen sen yaptın yani. Sen dedin yapalım diye. Biz delirmişiz diye. Falan diye. Bir de benim en hayatta en karşı olduğum şey karı koca birlikte çalışmaktı. Ama hep. En. Evet. Yani ben mesela yani en. Diyorum ki ilk birlikte olduğumuzda işte o böyle ben şu ESA yaparken biraz fikir bulayım mı bulma diyorum. Hiç şey yapma falan. Bak ama şöyle yapsanız falan. Yapma yapma. Böyle bir şey. Ver bakayım güzelmiş falan. Şimdi böyle bir abi aslında baştan itibaren yavaş yavaş bu işe böyle bir girdi Berfu. Tatlı tatlı. Tamam hadi çalış o zaman. Hadi birlikte yapalım. Şey yapalım montajına bakayım mı? Program montajına bakıyor. Abi orada her şeyi öğrendi. Sonra YouTube'u yapmaya başladı kendi. Sonra YouTube'u bana çektirmeye başladı. Birlikte çalışmayı bırak. Bildiğin yönetmeni oldum. İşçisi oldum. Abi ondan sonra oradan şey yapalım mı falan. Yani şu an hani mutlu bir evliliğin sırrı ne dersen birlikte çalışmak. Hakikaten birlikte çalışabilmek. Net.
Ama zor mu? Zor. Yani hala çok zor. Yani sahneye birlikte çıkmak, öncesinde tartışmak, etmek, o tartışmaların normal aile yansımasını dönmemesine çalışmak. Hani işi ayrı tartış. Onu başarabiliyor musunuz ya? Yani başarıyorum. Mesela işte bir konuda bayağı papaz oldunuz, böyle yükseldiniz oluyoruz falan. Sonra eve girdiğinizde böyle gülmelerle başlayabiliyor musunuz? Yok yani yok, barışıyoruz hemen. Ama biz zaten tek bir konuda tartışıyoruz ve o da çalışmak. İkimizin çalışma sistemi aşırı farklı. Eser yani çalışmayı çok seven biri değil. Sen de zaten biliyorsun Canan. Çok. Ben de çok hırslı. Eser'le ilgili bütün kötü şeyleri bana söyledin. Evet. Aslında söylemene de gerek yok. Direkt onayladım. Mesela pardon. O senin çağırdığın yerlere de üşendiğinden gelmiyor aslında. Biliyorum, bir yalan gösteri yani falan da yok o gün. Baktım tabii, ben tabii. Ya böyle bir şey yok ya. Gerçekten ben çalışmayı sevmeyen biri değilim. Çalışmayı sevmeyen benim çalışmamın tetiklenmesi için dediğim gibi 5-10 yıllık ölüyor olman. Ölmeye yakın bir. O derece bir açlık kalır. Açlık basması lazım. Çocuklar aç. Çocuklar baba. Evet aynen. Baba bana ekmek ver diyene kadar tam duramıyorum. Tam o zamana kadar durursun yani. Ben de çok hırslıyım ve çok çalışmak isteyen çalışan da biriyim yani. Full kafam orada oluyor. Ve ben o kadar aşırı yoğunken eserim böyle yatıp hani hiçbir şey yapmıyor olmasına deli kuruluyorum. Sonra benim yaptıklarımı da bir de beğenmiyor. Ben mesela ondan bir şey bekliyorum. O zaman sende ne var? Onda da yok. Benim yaptıklarıma da laf söylüyor. O zaman kavga. Ya bir şey yazıyor diyelim. Ondan sonra ben üstüne bir şey ekliyorum. Çalışıyoruz, ezberliyoruz. Peki bir daha alalım. Hmm. Tam alalım. Bir daha alalım. Abi 37 kere aynı şeyi alıyoruz artık yani ben ya o da değil yani anladın mı? Biraz böyle mizahta böyle bir boşluk biraz böyle sevdiğim tarz şeydir benim. Ara ara doğaçlayacaksın bir şeyler temeli bileceksin ama yanı yöresini doğaçlayacaksın. Biz şu an full aynı ezberde gitmek zorunda kaldık ilk başta ama sonra oyun yavaş yavaş oturdu. Birinci oyun bu aşkım. Sonra oturdu ama şimdi işte aşkım sabit ya, bir şey var. Yayındayız aşkım, aşkım ne ya? Aşkım. Eser Bey birinci oyunda. Siz buraya evin bahçesine çevirdiniz aşkım ya. Ne ya? Eser Bey falan yani. Bir şey yani. Resmiyeti tamam. Koruyalım. Resmiyeti sizi karı koca diye çağırmadık. İkiniz de nevi şahsı özgül ağırlıklar olan insanlarsınız. Tamam. Ben sizden de bir aşkım bekliyoruz Candaş Bey. Aşkım? Yani sağ ol. Çok kötü. Senin canın sağ olsun ya. Senden kıymetli mi ayrıntı? Lütfen yani. Şuradan. Sen de ben, sen şimdi hem yazıyorsun. Şimdi sahneye de çıkmaya başladın. Yani dijital mecrada aslında medyanın da içerisindesin. Böyle bir bizim Gülse'nin vibe'ını alıyorum çok fazla ve umuyorum, ay, istiyorum. Vallahi. Yani Gülse olmak çok kolay değil yani. O bir yol ve o yol çok uzun, çok meşakkatli bir yol. Yani burada ben onu misafir ettim bu sezon. İzledim. Anlattı kendi. Helva yiyerek yazdığını biliyorum. Ama yani o tabii anca öyle bir disiplinle, öyle bir yaşamla çıkıyor ortaya. Ama ya bu bir uzun bir yol ama ben o yolun başında seni çok görüyorum. Yani enerjini de orada olurum. Görüyorum. Ne de güzel olur vallahi. Çok mutlu olurum. Gerçekten Gülse de Gupse de ikisi de inanılmaz örnek aldım. Ve zaten hani keşke onlar gibi olabilsem dediğim iki kişi yani. Çok aşırı disiplin gerektiren bir şey. Yani inşallah çok, o kadar yeteneğim çok vardır. O kadar disipline de ayak uydururum ve öyle yollara girerim. O kadar güzel işler yaparım yani. Çok isterim vallahi. Aman ne güzel olur. Bir de yazarlığın asosyalliği var ya bir. Var. Evet. Berfudon kralı var. Ama mecbursun abi. İşte evet. Nasıl hayır olacağım? Mecbursun değil. Yani işte yani yazmak için asosyal olmaya zorlarsan o olmuyor. Hmm. Ama kendi içinde zaten insanları sevmiyorsan ve asosyal... Hani insan karısını bu kadar sevsin be. Ama ne yani, güzel değil mi bak? Hayır, ben hoşuna gidiyor muyum? Hayır, ben çok, çok doğru anlatıyor. Gerçekten şöyle bir durum yok mu? İnsanları sevmeyen. Bak ben gerçekten insanlarla, hiç tanımadığım insanlarla buluşmayı, o insanlarla yeniden tanışmayı, muhabbet etmeyi seven bir insanım. Bilmez o da mesela, çok daha şey bir insan yani. Biliyoruz değil mi? Sen de biliyorsun. İnşallah, ayrıca ben de biliyorum. İnşallah ben de giriyorum kimseyle ortamına. Tanışmam. İnşallah biri gelip bana bir şey demez. Kimse inşallah bana bir şey sormaz falan. O panikte biriyim ben. Ya bak girişte daha... Şimdi ayıp olmasın da konu koordinatörü arıyor senin. Özür dilerim aç, ya. Açmayacağım şu an. Ben konuşamam şu an. Gidiyormuş da oraya diyor. Ya bir aç. Telefonla konuşamam diye panik atak edeceğim. Telefonla konuşamam falan. Hani geliyor musunuz geldiniz mi soracaklar belli. Ama sonra mesaj atmak. Belki burada şöyle bir şey var. Yani ben bunu birkaç kere kendim de gördüm onun yanında. Bende de çok var bu ama onda da bu kibirden değil. Yani değil, hani değil. İnsan beğenmemekten değil. Değil. Bildiğin o anda bir kaygı, endişe yaşıyor evet. Kendi içerisinde. Abi şöyle bir şey yaşıyor. Sosyal fobim var mesela, ya benim mesela. Evet. Bir yere gittim, biriyle muhabbet etti yeni. Ya yeni konu açamazsam diye bir telaşım var. Birini konuşurken. Ya benim bir tane böyle şeyim var. Benim ilk, yani böyle üniversitedeyim galiba. Böyle ilk yani ikinci, üçüncü ya da liseden sonra kız arkadaşım olacak. Ay çok telefonla doğru. Konuşma var o zaman. Ve cep telefonu yok yani. Normal ev sabit telefon. Telefonla konuşuluyor. Abi telefonla dedim ki ben ne konuşacağım hiç tanımadığım kızla yani bir çok zor sınıf işte. Arkadaşımla ne konuşacağım? Konu başlıkları yazmıştım kağıda. İşte ben. Çok iyi. Ben gerçekten böyle hani bir... rezil olmayayım diye konu bitecek kızla telefonda böyle duracağım mı ne yapacağım abi diye. Ya filmler. Sonra kapatırken telefonu size söylemiştim dedim ki ben böyle bir şey yaptım ya yani. Baktım konu akmayacak bir yerde. Bu bende de oluyor. Hiç tanımadığım bir yerde. Çok zorlanıyorum. Hiç tanımadığın insanlarla ne konuşacaksın abi? Yani merhaba merhaba tamam sonra...
Benim içimden hep şöyle bir telaş oluyor. Şimdi susarsak hangi konuyu açmam lazım? Sürekli içimden onu düşünüyorum mesela durmadan. O yüzden konuşacağım şeyi de konuşamıyorum zaten. Bende de çok benzeri var. Boşluk böyle. Hiç. Çok benzeri ben de var. Hiç yok. Yani herhangi bir ortamda bırak sabaha kadar konu açıp açtırıp konuşturup konuş. Niye bunları dinliyorsun ki mesela? Ben bundan sıkılmıyorum. Niye, yani niye? Bana onu anlatması ilginç geliyor yani. Niye ben niye? Niye? Bir beklentim mi var o insanlarla? Hiç yok mesela. Para hiç, olur. Para da yok. Bak iş olur. Hiçbir işime yaramayacak. Hiçbir bak, hayatta birbirimizi göremeyeceğimiz. Bomboş. Adada şeyde, çöp ya beyni çöp eserin yani. Adada böyle bir şey oldu bir. Neyse şimdi söylemeyeyim. Söyle söyle. Birileri geldi yani. Evet. Alaka, evet. Ne alakası? Niye konuşuyorsun? 3 saat otur mesela. Orada konuş yani. Konuşurum. Biz Candaş abiyle tek kaldık. Bak tabii. Orada hatırladın değil mi neresi olduğunu? Evet hatırladım. Sen bomboş akıyorsun böyle. Bomboş akmıyorum. Tanrı misafiri gibi düşünüyorum. Ya yani, Tanrı misafiri niye sana gelsin? Tanrı'ya geldi. Gel. Ya aşkım. Allah Allah böyle. Ya. Evet Kurban Bayramı'nda bu güzel programı hemen aldın.